Merhabalar arkadaşlar. Yine 1200, 1300 liralık bir tane kombinle karşınızdayım. Bu kombinde Rolef'in Kodra model bir tane ceketi var. Bu yine 4 mevsim ceketlerden bir tanesi. Bu sefer sunduğum kask Kappa'nın KV25 modeli. 525 liralık bir model. Venom'un mafsallı dizliğini öneriyorum bunlarla. Ve Prosev'in bu tamamen deri görünümlü, tamamen deri alaşımlı ve kısmen kumaş kullanılmış bir tane eldivenini açıklayacağım, yani tanıtacağım. Ve eğer ki hani bu eldivenler yeter, fakat hani biraz daha sıcak olsun elleriniz diye düşünürsek bunun yanında bir tane Oxford eldiven içliği sunacağım. Bu da yine hani 1300 liraya mal olabilecek, 1200 liraya mal olabilecek bir tane kombin. Hemen Kappa KV25'ten başlayalım. 525 liralık bir model dedik. Hemen bakalım, camını açalım. Geniş bir bakış açısı karşılıyor bizi. Hemen bu kaskın içinde burunun hemen altında havalandırma kanalları var. Ön kanalı açtığınızda, şu kanalı açtığınızda bu kısımdaki hava girişi bu camınızın buğulanmasını engelleyecektir. Tabii bu çene açılabilir bir kask. Şöyle bastırınca şöyle çenesi açılıyor. Bunun hani bu kombinle bunu tavsiye ediyorum. Siz tabii ki hani istiyorsanız bir üst versiyon kask alabilirsiniz. Onlardan seçebilirsiniz. Buna örnek birkaç tane daha link yine YouTube kanalının altında, yani bu videonun altında paylaşacağım. İç tarafında mikrometrik bir bağlantı var. Bu mikrometrik bağlantının hemen altında çenenizi yırtmaması için pedleri var. İç hava kanalları güzel. Boynunuzu sarsmaması için de yani tamamen boynunuza yapışacak gibi yapılmış. Şurasında bir tane pimi var. O da içindeki vizörü açmaya yarıyor. Şöyle havalandırma kanalları var üst tarafında. Arka tarafında hava çıkış kanalları var. Spoiler'ın hemen altında sarsılmayı engelleyebilecek şekilde yapılmış. 1650 gramlık bir açık kask. Bunu biraz daha ağır bulanlar hafif seçeneklere, LS2'nin mesela çene açılabilir kasklarına bakabilirler. Bazı arkadaşlar gerçekten çene açılır kaskları seviyorlar. Onlara diyeceğim bir şey yok. Fakat ben hani çok fazla önermiyorum. Full face kasklar her zaman daha iyidir, daha dayanıklıdır diye düşünüyorum. Onlardan almanızı tavsiye ederim. Fakat bunu da bununla beraber sunuyorum. Vizörünü kapattıktan sonra bakış açısı zaten belirli. Ve kademeli olarak açılan, iki kademeli olarak açılan ön camı var, ön vizörü var. Dediğim gibi 1650 gramlık bir kask. Bu kaskı bir de tabii giyerek göstereyim. Farklı seçenekleri de var tabi. Hani bir üst seçenek almak istiyorsunuz, LS2'nin karbon CR1'lerinden alabilirsiniz, LS2 FT2 tronlardan alabilirsiniz. Hani bir üst işte 750-800 lira civarında farklı seçenekler de var, onlardan da alabilirsiniz. Rolef'in Kodra'sı var. Bu da 4 mevsimlik bir ceket. Bu 4 mevsimlik ceketi de tabii ki üstüme giyerek tanıtayım, böylece daha iyi oluyor. Fiyat performans karşılığını bulabileceğiniz bir ceket. Kollarında tokaları var. Bunlarla sıkıştırılabiliyor. Hava alabilmesi için bileklerinde kolun neredeyse sonuna kadar açılan böyle air ventilation demişler. Burada havalandırma yerleri var. Bileği de tabii ki cırt cırtlı ve ayrıca ikinci bir fermuarı var. Kolunun üst ve altında sıkıştırma yerleri var. Aynı zamanda bir astara sahip. Bu astarı da iç tarafından çıkartabiliyorsunuz. İç tarafında iki tane cep göreceksiniz. Bu cepleri ruhsat ve cüzdan için kullanabilirsiniz. Cırt cırtlı ve fermuarlı şekilde yapılmış. Ön tarafını kapatalım. Şöyle kapattığınızda cırt cırtlarıyla üst tarafa kadar kapatıyorsunuz. Boynu yüksek. Şöyle şu tarafında da cırt cırtı var. Aynı zamanda tabii ki CE onaylı omuz ve dirsek korumaları var. Arka tarafında da şu belinizin şurasına kadar gelen bir tane sırt korumalığı var. Dediğim gibi önceki kombinlerde de hep söylüyorum zaten, bu korumayı iç tarafındaki fermuardan rahatlıkla değiştirebilirsiniz. O fermuarı açarak bundaki soft
yumuşak korumayı çıkartıp diğer level 1, level 2 korumayı takabilirsiniz. Ön tarafında bir tane cebi var. Yan tarafında cepleri var. Şuralarında cepleri var. Onlar da su geçirmez cep olarak yapmışlar. Üst tarafında cebi var. Pardon. Üst tarafında havalandırma kısımları var. Şurasında ve şurasında. Yani yan köşelerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü buraları zaten file dokulu. İç tarafı da file dokulu. Aynı zamanda hani o file doku ne işime yarayacak derseniz vücudunuzun nefes almasını, fazla terlememenizi sağlıyor. Belinde de şuralarında iki tarafında tokası var. Bunları da belinize göre oturtabiliyorsunuz. Biraz daha hani şişmanlarsanız burayı açabilirsiniz. Ya da içinize çok fazla şey giydiyseniz burayı açabilirsiniz. Veya şuradan sıkıştırarak bedeninize göre oturtabilirsiniz. Bu da şöyle bir mont. Zaten üstünde görüyorsunuz reflektif şeritleri var. Reflektif şeritleri bu kollarında da var. Ve yan tarafında iki tane fermuar var. Alt tarafını biraz daha böyle bol kullanmak istiyorsanız şuradaki iki fermuarı açarak, yanlarındaki iki fermuarı açarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bununla beraber bir tane ProSave'in eldivenini sunuyorum. Bu eldiven 125 liralık bir eldiven. Gerçekten ucuz, deri bir eldiven. Elinize şöyle giydiğinizde zaten yani korumaların farkına varacaksınız. Hem şu eklem yerlerinde hem körük mekanizmasıyla hem cırt cırtıyla, çift taraflı cırt cırtıyla elinize hem tam oturacak, aynı zamanda sizi gerçekten iyi koruyacaktır. ProSave'in bu eldiveni benim hoşuma gitti. Bir önceki kombinde de tanıttığım işte Skoyko MC17 vardı. O da gerçekten iyi bir eldivendi. Bu daha ucuz bir seçenek. Bu kombinde zaten hani ona göre 1200 lira, 1300 lira civarında bir paraya gelebilir size. Dediğim gibi kask 525 lira. Arkadaşlar hani bir değişiklik yaptım. Bu Kappa'nın KV25'lerinden elimizde çok fazla yok. O yüzden siz hani sipariş verene kadar filan tamamen bitebilir. O yüzden hani onun linkini paylaşacağım fakat ona muadil iki tane kask çıkarttım. Tabii şöyle bir şey oldu. Bu 525 lirayken bu 600 lira FT2 fakat fiberglass bir kask ve çene açılır değil. Bu benim yani daha çok önerdiğim bir tane kask. Yine Grex'in 9.1 olan bir tane kaskı var. Yaklaşık bu da 500 lira civarında falan olması lazım. Bunların tabii detaylarını sizinle paylaşacağım. Aşağıda linklerini veriyorum. Fiyatlarını da yanlarına yazıyorum. Bunların da hani bakış açısı gerçekten geniştir. Bu gerçekten benim önerdiğim kasklardan bir tanesi. FF396FT2 diye geçiyor. Ön bakış açısı zaten geniş. Pedleri çıkartabiliyor, yıkanabiliyor. Hava alma kalitesi daha fazla. Ön hava aldıktan sonra camı buğulanmasın diye. Bunda da tabii ki hava çıkış kanalları iç tarafında da var. Alt tarafında mikrometrik bir bağlantısı var. Pedleri gerçekten iyi yapılmış. Nefes alabilir şekilde yapılmış. Üst havalandırma kanalları var. Ve arka tarafta hava çıkış kanalları var. Bunun ağırlığı ise 1450 gram civarlarında ECE 2205 sertifikasına sahip fiberglass özellikleri olan bir tane kask. Hani bunun yerine Kappa KV25 yerine bunu önerebilirim. Bunun da linkini zaten YouTube'un altında paylaşacağım. Grex 9.1 ise yine hani o tarzda çene açılabilir bir kask. Şöyle bastığınız zaman şuradan açılabiliyor. Fakat ilk önce şunu açmanız gerekiyor. Şöyle açtığınızda şöyle bastırarak açıyorsunuz. Yine mikrometrik ama demir bir mikrometrik bağlantıya sahip. Ama bu tarafı, şu tarafı yine bir plastik yapıyla yapılmış. Çenenizi yırtmasın diye bununla da pedleri var. İç tarafındaki bu pedleri çıkartıp yıkayabilirsiniz. Yine bir tabii ki bir ve tabii ki bir vizöre sahip. Şöyle vizörünü buradan açıp kapatabilirsiniz. Bunu da hani bunlarla beraber muadil olması için sizlere sunuyorum. Bu üç kastan bir tanesini bu kombinle birleştirebilirsiniz. Ben zaten linklerini yazdığımı, linklerini YouTube kanal altında paylaştığımı söyledim. Şimdi ProSave'in bu eldivenine geçeyim. Bu eldiveni zaten biraz önce söylemiştim, tanıtmıştım. Gerçekten hani iyi bir eldiven. Bir sürü sıkıştırma ve cırt cırt bantları var. Özellikle eklem yerlerinde hem körük mekanizmaları var hem de üst tarafında körük mekanizması var.
yumruk ve eklem yerlerindeki korumalar size çarpmalarda, kazalarda dayanıklılık sağlayacaktır. Bununla beraber sunduğum, daha önceden de söylediğim ve tanıttığım bir tane Venom'un mafsallı dizliği var. Bu kombinle beraber bu mafsallı dizliği alabilirsiniz. Mafsallı dizlikler bildiğiniz gibi şehir içi kullanımda size daha rahat, hani hem de motor üstünde kullanmada daha rahat olacaktır. Düz dizlikler biraz daha hareket etmenizi biraz daha azaltır ve duruşunuzu biraz değiştirir. Fakat mafsallı dizlikler size büyük yarar sağlayacaktır. Aynı zamanda koruma sağlayacaktır. Ama şunu da ekleyeyim, mafsallı dizliklerin kaza sırasında birinci çarpmadan sonra kendi çevresinde dönebileceğini unutmayın. O yüzden de tam korumalı bir pantolon almak her zaman daha iyidir. Eldiveniniz var da yeterince sıcak tutmuyorsa onun için de Oxford Inner Glove dedikleri, yani iç eldiven dedikleri eldivenleri alıp rüzgarı kesmesini sağlayabilirsiniz. Bunlar biliyorsunuz termal olduğu için, bir de sıcaklığı içte tuttuğu için gerçekten iyi eldivenlerdir. Ellerinizin üşümemesi, reflekslerinizin rahat çalışmasını sağlayacaktır. Bizden bize soru sorabilirsiniz. Onlarla alakalı videolar zaten çekiyoruz. Sizin istekleriniz doğrultusunda gidiyoruz. Nox eldivenleri sormuştu galiba bir tane arkadaş. Bizde Nox markası şu sıralarda yok. Gelecek gibi pek görünmüyor. Ama gelirse zaten size haber vereceğim söylemiştim zaten. Yorumlardan bir tanesini yazmıştım. İstanbul Çayanköy Ataşehir Karakartal sokaktayız. No4'teyiz. Hemen sokak içindeyiz. Bostancı metronun da ikinci çıkışındayız. Eğer ki metro ile gelmek istiyorsanız dediğim gibi sorularınızı bizle paylaşabilirsiniz. Ona uygun videoları hemen arkasından çekiyoruz. Olabildiğince daha fazla video çekmeye çalışıyoruz. Hepinize iyi sürüşler.